Şehir ekranından herkese merhabalar. Okudun mu da bu hafta özel bir bölüm için sizlerle buluşalım dedik. Gördüğünüz gibi Esenler'de ikincisi düzenlenen Kitap Günleri Fuarı'ndayız. Hava çok soğuk, bizler üşüdük. Çok fazla sizleri de bekletmeden hadi içeri geçelim. Kitaplarla aranız nasıl? Güzel, severim kitap okumayı. Zaten yani herkesin sevmesi gereken bir uğraş. Şiiri severim genel olarak. Mesela Cemal Süreyya da okurum arada. Turgut Uyar. Gerçekten güzel yazıyorlar. Mesela seni kapsayabildiği için sen de şiirle bütün oluyorsun aslında. Canan Tan'ı okumayı seviyorum, Uğur Gökbulut'u seviyorum. Bir sürü sayamayacağım daha yazarlar var. En son hangi kitapları okuduk? Kurtlara Söyle Eve Geri Dön. En son Olağanüstü Bir Gece'yi okudum. En son okuduğum kitabın ana karakteri 14 yaşında. En yakın arkadaşı dayısı. Dayısını bir hastalıktan sonra kaybediyor ve sonra işte olaylar gelişiyor. Daha başlarında. Ben anlatayım. Bir tane adam var. Bu adam bir yerde gördüğü bir kadına nasıl diyeyim ondan etkileniyor. Bunun üzerine kadının özelliklerini falan yazmaya başlıyor. En sonunda da işte kendi duygularını falan yazıyor. Kitap da bu şekilde bitiyor. En son hangi kitabı okuduk? Canan Tan'ın Aşk'tı, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim için biraz özetleyebilir misiniz o kitabı? Sevgi, iki insanın birbirini çok sevmesi, zorlukları, bunları anlatan bir kitap. Fedakarlıklar. Aynen öyle. Şu anda da Uğur Gökbulut'un Bir Kadın Ağladığında'yı okuyacağım. Roblox'un kitaplarını okudum. Bir de Afacan Tayfa kitaplarını okudum. Hepsi çok güzeldi. Hepsini beğendim. Afacan Tayfa anlatayım size. Afacan Tayfa'da ilk başta çocuklar yaramazlık yaptığı için şikayet alırlardı okullarda. Ondan sonra öğretmenler onlara kızdığı için biraz da yaramazlık yapmayın demişler. Ondan sonra onlar da yaramazlık yapmayınca usturu çocuk oldukları zaman hoca hediye vermiş onlara. Öyle devam ediyor işte öyle. Kefa fazla hatırlamıyorum zaten. Bayağı oldu. Ben Mucize. Agus adına bir çocuk var. Ve onun yüzüne yani bir hastalığı var ve herkes Agus adlı çocukla dalga geçiyor sürekli. Çocuğun da hoşuna gitmiyor ama çocuk ailesinden gizliyor bunu. Okuldan alınmaması için. Yani şu an ben bu kadarım. Buraya kadar geldim. Yönlendirici, yani hazine diyebilirim. Hayal dünyamı genişletiyor. Güzel vakit geçirmemi sağlıyor. Aslında hani duygularımı ifade edemem kitaba karşı da tabii ki de hayal dünyamı geliştiriyor. Hem de mesela gerçekten hayatımı etkileyecek bir kitapsa ona göre önlem alıyorum ve birçok kararımı etkiliyor da aynı zamanda. Evet, Okudum Bunun bu haftaki bölümünde Esenler Kitap Okuma Günlerinde sizlerle buluştuk. İnsanlara sevdikleri kitapları sorduk, okumayı istedikleri kitapları sorduk. Bir sonraki bölümde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kitapla kalın.